Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu. 2023 seçimlerine giderken AKP-MHP iktidarı Türkiye'nin gerçek demokrasi gücü olan 3. yolu seçim dışına bırakmak için her türlü hileye ve farklı yöntemlere başvurdu. Bizler Yeşil Sol Parti olarak Emek ve Özgürlük İttifakı olarak 3. yol adına seçimlere girmek için yeni yöntemler geliştirdik ve Yeşil Sol Parti adına seçime girdik. Ancak iktidarın geliştirmiş olduğu halkın iradesinin sandıklara yansımaması adına geliştirmiş olduğu yöntemler seçim günü de devam ediyor. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de AKP-MHP faşist iktidarı halkın gerçek iradesinin sandığa yansımaması adına çeşitli yöntemler geliştirdi. Sandık başından tutalım YSK'ya kadar. Yine mahallelerdeki insanlar üzerindeki baskılardan tutalım AKP-MHP iktidarının iktidar gücünü kullanarak, sermaye gücünü kullanarak, baskı yöntemlerini kullanarak, tehdit yöntemlerini kullanarak halkın iradesinin sandığa yansımasına engel olmuştur. Bu anlamda hepinizin de takip ettiği gibi özellikle Vatan Mahallesi'nde ve buna benzer mahallelerde çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu konuda bizler suç duyurusunda bulunduk ve bununla ilgili olarak gerekli açıklamaları Sevda Vekilimiz yapacaktır. Söz hakkını Sevda Vekilimiz. Sevgili basın emekçisi arkadaşlarım, hoş geldiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak, Yeşil Sol Parti olarak, Emek Partisi, HDP, burada bugün 14 Mayıs günü yaşanan apaçık suç için suç duyurusunda bulunduğumuzu basınla ve kamuoyuyla paylaşmak üzere sizin karşınızdayız. 14 Mayıs günü halkın iradesinin sandıklara yansıması için hep birlikte çok önemli bir mücadele vermek durumunda kaldık. Seçimin başladığı ilk dakikalardan itibaren Gaziantep'te karşımıza çıkan tablo Vatan Partisi eliyle karanlık güçlerin Gaziantep'te halkın iradesinin sandığa yansımasının önüne engel oluşturmak için her türlü yöntemin kullanıldığını bize apaçık gösterdi. Halkımız, yurttaşlar sandığa gittiklerinde kendi onaylarından, rızalarından bağımsız olarak Vatan Partisi'nin sandık kurullarında görevlendirildiklerini öğrendiler. Burada apaçık suçlar var. Bir, öncelikli olarak Vatan Partisi'nin yurttaşların rızası olmadan onların kimlik bilgilerini ele geçirerek kendi sandık kurullarına insanlara hiçbir bilgi vermeden görev yazmaları apaçık bir suç. İki, sandık kurullarına yazılan yurttaşlara sandık kurullarına yazıldıklarının bilgisini vermemek. İnsanlar sandık başlarına gittiklerinde sandık kurulu görevlisi olduklarını öğrendiklerinde oy kullanamama riskiyle karşı karşıya kaldılar ve insanların oy verme hakları apaçık bir biçimde gasp edildi. Biz sabahın ilk saatlerinden seçimin son bulduğu son dakikalara kadar bu durumla karşı karşıya kalan yurttaşlarımızı hangi partiye oy veriyor olursa olsun, kime oy veriyor olursa olsun sandıklara taşımak ve iradelerini sandıklarda oy pusulasıyla göstermeleri için çok büyük bir çaba gösterdik. İnsanların öncelikli olarak adliyeye taşınması, adliyeden 142 no'lu belgeyi alarak hangi sandık kurullarında görevli olduklarının belirlenmesi ve görevli oldukları sandıklara taşınması gibi çok büyük bir yükü Emek ve Özgürlük İttifakı, Yeşil Sol Parti üstlendi. Şimdi burada bu apaçık suçu işleyen Vatan Partisi'nin bu suçu tek başına işlemediğini bildiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar halk düşmanı bütün
iktidarların araçları halinde olan, aracı olarak kullanılan bu partinin bu suçu işlerken yalnız olmadığını, bu suçu işlerken insanların kimlik bilgilerini elde ederken, onları sandık kurullarına yazarken, halkın oy verme hakkını gasp ederken yalnız olmadığını bildiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz Vatan Partisi'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusunun gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca millet iradesi diye diye millet iradesinin gasp edilmesinin türlü çeşit yöntemlerini bulanlara da seslenmek istiyorum. Vatan Partisi'nin yalnız olmadığını biliyoruz. Sizin de peşinizdeyiz ve halkın iradesini gasp etmek isteyenlere karşı biz buradayız. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun, insanların seçme ve seçilme hakkına karşı yürütülen bu operasyonun takipçisi olacağız. Buradan bu yöntemle iradesi gasp edilmiş, oy verme hakkı gasp edilmiş bütün yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Biz suç duyurusunda bulunduk ve bunun takipçisi olacağız. Ama sizler de oy verme hakkınızın gasp edilmemesi için önümüzdeki dönem insanların oy verme hakkının, iradesinin gasp edilmemesi için bu işin peşine düşün. Bu konuda tüm hukuki desteği vermeye hazırız. Ve oy verme hakkınızın gasp edildiği bu koşulların sadece bireysel olarak size değil, bu ülkede emekten, özgürlükten, barıştan, değişimden yana olan herkesin iradesinin gasp edilmesi anlamına geldiğini de yeniden söylemek istiyorum buradan. Buradayız. Bu suçları bu şehirde ve bu ülkede bir devamında işlemek isteyenler olursa da bilsinler ki biz bu işin peşini bırakmayacağız ve yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkını gasp etmek isteyenlere karşı sürekli olarak birlikte halkımızla mücadele edeceğiz. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için.